Selamünaleyküm değerli dostlar. Hayırlı günler diyerek videomuza başlangıç yapalım. Her zaman olduğu gibi tüm dünyadan son haberleri aktıralım. Öncelikle kardeş ülke Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'da bir grup sivil toplum kuruluşunun Şuşa'da altın madenlerinin yasa dışı işletilmesine ve bunun dışında Rus barış gücüne ki sözde barış gücüne karşı protesto eylemi düzenlediği ve Han kentine Azerbaycanlı yetkililerin girişine izin verilmemesini bir kez daha Rus komutanla görüşmek istedikleri belirtiliyor. Burada sözde Rus barış gücü komutanı Volkov'la görüşmek isteyen halkı görmektesiniz. Halk Azerbaycan toprağı Karabağ'da Azerbaycanlı bakanların Han kentine girişine izin verilmesini talep ediyor. Dolayısıyla Laçin yolu kapatılmış durumda. Halk yolu kapatarak gösteri düzenlerken buradan da görüntüler görmektesiniz. Azerbaycan halkı sonuna kadar bu bölgede protesto yapmaya devam ederken bunun dışında dostlar biz de kardeşlerimizin tabii ki de yanındayız. Tüm bu protestolardan sonra Rusya'dan şu açıklama geliyor. Rusya Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasını destekliyor şeklinde Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi açıklama yapılırken kısacası konuyu değiştirmeye çalışmış durumda. Bir de dostlar şaka gibi bir haber aktaralım artık bu kadar da olmaz diyeceksiniz. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, uluslararası toplumu sözde Dağlık Karabağ Ermenilerin sözde soykırım tehditine ilişkin uyarısını ciddi almaya çağırırken neden böyle konuşuyor derseniz Dünyada soykırım yapmakta bilinen Ermenistan'da dostlar soykırım suçuna karşı küresel bir forum düzenleniyor anca bu kadar şaka gibi bir haber olur. Ermenistan soykırım suçuna karşı küresel forumuna dördüncü kez ev sahipliği yapıyor. Burada Nikol Paşinyan dostlar yine Osmanlı Devleti'mize yönelik boş boş konuşurken daha sonrasında ise Azerbaycan'a yönelik açıklamalarda bulundu. Her zaman olduğu gibi dostlar İşe düşen Birleşmiş Milletler'den bahseder. Yine bunun dışında kanundan bahseder fakat zaten Ermenilerin neler yaptığını herkes biliyor. Dolayısıyla bu haberi çok da uzatmaya gerek yok. Uluslararası toplumdan kısacası yardım istemiş durumda. Sözde gözlemcilerin bir an önce buraya yollanması yönünde kendisi açıklamalarda bulunurken, üçlü deklarasyonun kurallarının Azerbaycan tarafından uygulanmadığını da iddia ediyor. Bu haberler bizi şaşırtmamış durumda. Ermenistan'dan kurtulup diğer haberlere bakalım. Hindistan ordusunun kışın gelmesiyle beraber yeni silahlarını Çin'le sınır hattında tartışmalı Ladakh bölgesine sevk ettiği belirtiliyor. T-155, Tetra 8x8'ler bu bölgeye sevk ediliyor. Sırp askeri teçhizatı Kosova'ya doğru ilerliyor. Bu sabah saatlerinde gün armasına yakın görüntüyü görmektesiniz. Yerel basındaki habere göre Sırbistan ordusunun Kosova sınırına sadece 7 kilometre mesafede konuşlandığı da not düşürmüş. Almanya ve Fransa'dan da Kosova planı geldi. Bu bazı basın kaynaklarına sızmış durumda resmi olarak açıklanmadı. Kosova ve Sırbistan birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve devlet sembollerine saygı göstererek birbirlerini tanıyacak. Sırbistan'ın uluslararası kuruluşlara katılımını Kosova engellemeyecek, iki ülkeye finansal yardım ve Avrupa Birliği üyeliği için destek sağlanacak, taraflar askeri gerginlikten kaçınacak açıklaması yapılıyor. Bu arada dostlar çok ilginç bir açıklama geldi. Kosova'da Albin Kurti konuşuyor. Kosova lideri şu açıklamayı yapıyor. Kosova Avrupalıdır, demokrattır ve Amerikan yanlısı bir devlettir. Sırbistan sahip olduğu liderlikte otokratik, Asya yanlısı ve militan bir devlettir şeklinde kendisi açık açık bu ifadeleri kullanmış durumda. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'nin güneyinde Süveyda kentinde huzursuzluk devam ediyor. Süveyda kentinde El Şer meydanında Esad rejiminin bölgede kötüleştirdiği yaşam koşulları ve askeri hamleleri protesto edilirken bir kez daha gösteri düzenlenmiş durumda. Bu haberi de servis edelim. Bunun dışındaki son haberleri aktaralım dostlar. Haberler şu şekilde. Milli Savunma Bakanlığımız 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu yönünde haber paylaşıyor. İran'da protestolarda ikinci idam gelmiş oldu. Mecid Rıza Reynevert meşretilinde idam edilmiş durumda. Bundan sonra protestocular gösteriye devam mı edecek. Yoksa idamlardan dolayı geri mi çekilecekler? Biz de bunu merakla bekliyoruz. Umarız Güney Azerbaycan için en iyisi olur. Yine bunun dışında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefonda görüştü. Buna ilişkin dostlar kısa bir video paylaşılıyor. Bu arada Rus ordusunun kullandığı etkileyici sistemi görmektesiniz. Ruslar toprak altında saklanan askerler için Ukrayna'daki ısıtma bacasına drone aracılığıyla milimetrik bomba yerleştirirken bu tuhaf anlar dostlar sosyal medyada servis edilmiş durumda. Dolayısıyla Rus ordusunun da gerek kamikazeler gerek bu tarz küçük bombaları etkili bir şekilde kullandığı belirtiliyor. Ukrayna'da daha öncesinde sık sık bu tarz videoları servis etmişti. Rusya demişken dostlar Rusya'nın yeni ağır torpidosunu görmektesiniz. Ağır torpido kiti şeklinde paylaşılıyor. Uzunluk 11 metre olarak servis edilmiş. Çapı 6,5 metre. Ağırlığı 4,5 ton. Hızı 50 deniz ki bazen 70'e kadar çıkabildiği belirtiliyor. Menzil 50 kilometre. Burada dostlar savaş başlığının ağırlığının ise 557 kilogram olduğu da not düşünmüş. Rus donanması özellikle Rus denizaltıları için her gün daha fazla haber paylaşmaya devam ediliyor. Bir diğer haber dostlar Kazakistan'da enflasyonun Kasım ayında tarihi zirveye ulaştığı duyuruldu. Tarihi zirve deyince ülkemizdeki gibi 80 falan beklemeyelim. Burada dostlar sadece %19 olduğu belirtilirken bunun yine de Kazakistan için rekor olduğu belirtiliyor. Kasım ayında Kazakistan'daki enflasyonun yıllık bazda %19'a ulaştı. Bizzat Başkan Kasım Cömert Tokayev tarafından genişletilmiş hükümet toplantısında bunun tarihi maksimum bir değer olduğunu söylerken Kazakistan'ın ekonomik büyümesinin de %4.6'dan %2.7'ye düştüğü de not düşürmüş. Enflasyon son 14 yılda tarihi zirveye ulaşırken Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev şu açıklamayı yapıyor. Tabii ki böyle bir durum nüfusun yaşam standartları ve gelirleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir açıklaması yapılmış. Başbakan Aliyan İsmailov da önlem alacaklarını belirtiyor. Bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Diğer haber Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bamut'a giden köprüleri yıkmaya başladığı duyuruldu. Ukrayna ordusu Rusya'nın sevkiyat yapmaması için demiryolu ve karayolu köprülerini vuruyor. Rus kuvvetlerinin Bamut'a yapılan en güçlü saldırının arka planına karşı Ukrayna ordusunun bu şehir için yavaş yavaş şehri kaybetmeye başladığı yönünde de Ruslar tarafından iddialar var. Yani Ruslar bu bölgede hakimiyeti sağladıklarını iddia etse de Rusların çoğu açıklaması yalan çıkıyor. Dolayısıyla bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Yunanistan medyasından haber görmektesiniz. Haberin başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi savaşla tehdit ediyor. Türk Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak şeklinde Tayfun'un üzerinden ay geçmesine rağmen hala Tayfun'u konuştuklarını görmekteyiz. 11 Aralık tarihinde dün akşam 21.12'de paylaşılıyor. Yunan medyası şunu yazmış. Yunanistan Ege Adalarını silahlandırmaya devam ederse Ankara boş durmayacaktır şeklinde aslında dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği açıklamalara yer verilmiş. Bu haberde dostlar Yunanistan meclisi herhangi bir yorum katmış mı derseniz herhangi bir yorum katmamış durumda sadece seçimler yaklaştığı için her iki ülke tarafında da gerilimin arttırılabileceği yönünde Yunanistan meclisinde iddialar var. Bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Diğer haber dostlar bilindiği gibi İstanbul'da Moskova ile Washington arasında görüşmeler yapılacaktır. Rusya'dan resmi açıklama geldi. Açıklama şu şekilde İstanbul Washington'la müzakereler için uygun bir yer ancak Amerika'dan yapıcı bir yaklaşım bekliyoruz açıklaması yapılmış. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.